bize Hazar Roket takımının atışını bekliyoruz şu an ama atış aralarında da takımlarımız bizlerle birlikte ve demin canlı yayında atışlarda bizlerle birlikte olan Bartın Üniversitesi rektörümüzle birlikte burada. Onlarla atış sonrası artık rahatlamış bir şekilde hem Bartın Üniversitesi roket takımından bahsedelim. Bartın Üniversitesi'nin rektörlüğümüzün öğrencilere desteğini. Evet, şöyle arkadaşlar ileri doğru alacağız çünkü biraz kalabalık biraz da. Evet, sayın rektörüm yanına geleceğim efendim. İlk sözü sizle başlayacağım, sonra öğrenci arkadaşlarımdan hem Bartın Üniversitesi üzerine hem roket takımı üzerine hem de roket yarışları üzerine sohbet etmek istiyorum. Sizi tekrar tanımak istiyoruz canlı yayında efendim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun Türkiye çapında yapılmasında emeği geçen başta Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten gençlerimize umut aşılayan, özgüven aşılayan, biz yapabiliriz duygusunu, ortak geleceğimiz olan gençlerimize aşılayan böyle bir yarışmaya katıldıkları için onlar da çok heyecanlılar. Şimdi bir ekibin bir kısmı da kurtarmaya gittiler, atışlarını yaptılar. Gerçekten çok büyük bir heyecan yaşadılar, çok büyük bir tecrübe. İnanıyorum ki şimdi hedef de arttırdılar. Belki uluslararası yarışmalara katılacaklar şimdiden. Burada da çok büyük bir heyecan dalgası. Yani Denizli'den Bayburt'a, Adana'dan pek çok başka ile kadar, pek çok liseden üniversiteye kadar pek çok öğrencinin burada yarışıyor olmasına hakikaten çok mutlu olduk. Bu vesileyle bir duyuru yapmak istiyoruz. 2017 yılından itibaren başladığımız Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı Teknofest vari bir şey, Teknofest'in bir küçüğü. Teknofest'ten sonra Anadolu'daki en büyük teknoloji festivali. Aşağı yukarı aynı konular. Buradan 18 başvurular devam ediyor. 18-11 Ekim tarihine kadar başvurularımız devam ediyor. Burada dereceye giremeyenler, elenenler heyecanlarını orada devam ettirebilirler. Yani Teknofest heyecanı Bartın Üniversitesi'nde, Bartın'da devam ediyor. Bu duyuruyu da duyurmak istiyorum. Efendim size şu an burada olmayan, canlı yayında izleyen arkadaşlarımız için nasıl başvurabilirler? Bartın Üniversitesi'ne nasıl iletişim kurabilirler? www.projepazarı.bartın.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak başvurabilirler. Halen başvurular da devam ediyor. Bu arkadaşlarımızla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 2 yıldır gece gündüz durmadan ve özellikle bu yıl geceler boyunca çalışarak, atölyede yatarak, onlara atölyeler tahsis ettik. Ve bu arkadaşların birçoğu TÜBİTAK projeleri yapan, yani bu geliştirdikleri roketlerin kısım bölümlerini TÜBİTAK projelerine dönüştürüyorlar. Bartın Üniversitesi bu anlamda gerçekten bir marka. Türkiye'de en fazla öğrenci projesi üreten öğrencilerimiz burada. O projelerle gelecek hayallerini gerçekleştiriyorlar aslında. Dolayısıyla bizi tercih edecek olan, proje pazarına katılacak olan öğrencilerimiz hem bizim neler yaptığımızı hem de Türkiye'de diğer fikir sahibi olanların hepsini birlikte bir arada görme imkanı bulacaklar. Tekrar buradan ifade etmek isterim ki başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanayi Teknoloji Bakanımıza, TÜBİTAK Başkanımıza, Selçuk Bayraktar Beyefendi'ye, T3 Vakfı'na ve elbette bizleri daha iyiye ulaşmak için teşvik eden Yükseköğretim Kurulu Başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu gençlere inanalım. Bu gençler eminim ki geleceğimizi, ortak geleceğimiz olan bu gençlere inanalım. Onlar çalıştıkça, ilerledikçe eminim çok daha güzel günler bizleri bekliyor olacak. Bugün işaretlerini de alıyoruz. Bugün burada Aksaray'da Hisar Atış Alanı'nda birlikteyiz. Ama bir taraftan İHA takımımız da Adana'da. Buradan onlara da başarılar diliyoruz. Evet, onlar da ayın 13'ünde yarın itibaren artık ter dökmeye başlayacaklar. Sürü İHA yarışmaları, dikey inişi roket yarışması Ankara devam ediyor. Roket Samet T3 yürütücülüğünde roket yarışları Hisar'da devam ediyor. Sayın Rektörüm, sizin gözünüzden Teknofest öğrencilerimize neler kazandırdı? Türk gençliğine neler kazandırdı? Bu sene 10. Teknofest gerçekleşiyor ve roket aşırı 7. yılındayız. Teknofest öğrencilerimizin hayatında bir değişikliğe sebep oldu mu? Çok büyük bir değişikliğe sebep oldu bana göre. Biraz önce Bolu'dan Sena isimli bir öğrencimiz liseyi bu yıl bitirdi. İstediği üniversiteye kazanamadı. Belki Bartın Üniversitesi'ni bir incele dedim.
Özellikle Bartın Üniversitesi'nden de bahsetmek istiyorum. Bartın Üniversitesi marka değeri olarak bilinirliği çok yüksek değil ama çok yüksek işler yapan, hocam inceleyeceğim dedi. Bir öğrencimiz buraya 2 yıldır katılıyor, yarışlara katılamadı ama 2 yıldır ısrarla bıkmadan, usanmadan buraya geliyor. İşte o öğrencimizin umudu, çok mutluyum diyor. Burada bir sürü insanla tanışıyorum ve kendisini de geliştiriyor bir taraftan. Sena'nın üzerinden aslında Türkiye'deki bütün takımlar, bütün öğrencilerimiz Sena ve Sena gibiler. Ve bu ilkokul düzeyine kadar. Geçen yıl Ankara'da düzenlendi, daha önce İstanbul'da düzenlendi. Ben görüyorum 5-6 yaşlarında çocuklar babalarının yanında bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun sloganı. Mottosuyla çıktık. Mottosu yani. Hakikaten müthiş bir motto. Evet, bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun, onun dokunulabilir, yapılabilir olduğunu ama... Bir şey de var, onu da ifade etmeden geçemeyelim. Evet, binlerce kişi çalışıyor, emek veriyor, ter döküyor. Bir İHA'yı, bir otonom İHA'yı hareket ettirebilmek için ama bir takoz onu durdurabilir. Dolayısıyla o takozlara da aman dikkat etmek lazım. Evet, Sayın Selçuk Bayraktar çok güzel değinmişti. Evet. İşte o zihniyet değişti ki rektörlerimiz burada çocuklarımızla birlikte. O zihniyet değişti ki çocuklarımızın roketleri, ay yıldızı roketleri semayla buluşuyor. Çok teşekkür ederim efendim, sizi bırakmıyorum. Şimdi geleceğin mühendisleriyle konuşacağız. Bugünün mimarları diyorum aslında. Ha, kaptanımız hemen orada dedik. Bir kadın. Hemen şöyle alacağız. Evet, kadın mühendisimizi şöyle yanımıza alacağım. Evet, seni bir tanıyalım ilk önce, sonra da roketle olan maceran ve Bartın Üniversitesi roket takımı kaptanlığına giden yolculuğunu bir anlatmanı isteyeceğim. Ben yarın roket takımının kaptanlığını yapıyorum. Ama ben söylediğinizin aksine bir mühendis değilim. Yönetim bilişim sistemleri okuyan bir öğrenciyim. Ve şu an mühendislik alanında bir iş yapıyorum. Ve bu benim için çok kıymetli, çok değerli bir şey. Roket takımına nasıl başladım? Okula ilk geldiğim sene Arge proje pazarında bizden önceki roket takımının roketini gördüm. Çok hoşuma gitti. Zaten havacılık benim için vazgeçilemeyecek bir tutku. Hal böyle olunca ben dedim ki hani ben bu takımda çalışmak istiyorum. Takıma girdim. Aylarca takımda çalıştık. O zamanlar da yarışmaya katılıyorduk. Sonrasında eski takım kaptanım bana dedi ki artık benim ayrılma vaktim geldi ve takımı sana bırakmak istiyorum. Ben de bu şekilde takımı devralmış oldum. Bu sene geçen senelere nazaran çok yani aynı tempoyla çalıştık. Ama umudumuz ve isteğimiz bana kalırsa bu sene geçen yıllara nazaran çok çok daha fazlaydı. Çünkü daha dinamik bir ekiple çalışmaya başladık. Hal böyle olunca başarı da beraberinde geldi. Biz bugün balistik atış yaptık. Yani yarışma dışında bir atış yapmış bulunduk. Ama atışımızdan memnunuz. Paraşüt açtı. Evet, paraşüt açtı ve yarışma dahilinde uçan birçok takım bunu yapamazken balistik atış yapan bir takımın bunu yapıyor olması bence bu yarışmada dereceye girmekten daha önemli bir durum. Çünkü burada bizim hedefimiz tabii ki derece girmek önemli ama evet. Buradaki bir başarı öğrencimizin birinin veya takımın bir noktada daha ileriye gitmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin de bilimde, teknolojide artık mavi vatan diyoruz. Kara sınırlarımız belli. İşte artık uzayda da söz sahibi olabilmemiz evet. Sizin emeklerinize bağlı diyoruz. Bizim de ismimiz aslında oradan geliyor. Yani Space Camel uzaya gidebildiğimiz kadar gitmek ve İpek yolunda develerle bir ticaret işleniyordu. Şimdi de uzayda develerle gibi bir mantıkla. Aslında Türk tarihine de burada bir vurgu yapmak istedik kendimizce. Ben takım arkadaşlarımla, diğer takım arkadaşlarımla, burada olmayan takım arkadaşlarıma da buradakilere de emekleri için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Onların kaptanı olmaktan da gurur duyuyorum. Umarım burada olmayan arkadaşlarıma da çok güzel bir moral motivasyon olmuştur bu atış. Şimdi Barı Roket takımının kaptanısın. Bir soru sormak istiyorum. Roket yapabilmek için ne gerekli? Roket yapabilmek için çok disiplinli, sıkı çalışmak ve araştırmayı çok sevmek gerekli. Tabii ki teknik bilgi de çok önemli ama bence işin en başında istemek, sevmek, sabırlı olmak, disiplinli olmak geliyor. Ben arkadaşlarım daha iyi bilirler. Ben biraz fazla disiplinliyimdir. Onların da canlarından bezdirdiğim çok zaman olmuştur. Ama neticesini bu şekilde alabiliyorsunuz. Ufak hatalar olabiliyor çünkü elektronik sistemler bazen hiçbir şey bizim elimizde olmayabiliyor. Hal böyle olunca aslında sadece çalışmak da bazen yetmeyebiliyor. Ama elimizden geleni yapıp en iyisi için uğraşıp devam etmek bizim roket yapmak isteyen biri için
olması gereken şey diyebilirim. Rejideki arkadaşlarımız da şu an diyorlar ki tabii ki disiplin gerekli. Gençlerimiz hazır ama roket yapabilmek için o malzemeleri de ulaşmaları evet, gerekir diyor rejide. Onun için de destekler önemli. Evet, tabii ki destekler çok önemli. Biz sağ olsun rektör hocamız okuldan ciddi destek aldık. Bartın üzerinden bazı sponsorlardan da destek aldık. Sponsorlarımız fazlaydı. Rektör hocamız çok destek oldu. Çok ciddi bütçelerle aslında bu hazırlanmış bir roketti. Roketin boyasından işte içindeki paraşüte kadar, vidalarına kadar her şeyi bir maddiyata bakıyor elbette. O maddiyatı da sağ olsun rektör hocamız, Bartın Üniversitesi bize hiç zorluk çıkartmadan bu maddiyatı sağladı. Aynı şekilde sponsorlarımız da. Sadece bizim verdiğimiz destekler değil, onların projeler, TÜBİTAK projelerinden evet, yaptıkları bütçelerde kullandılar burada. Yani onlara balık vermiyoruz, balık tutmayı öğretiyoruz. Burada bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Söylesem mi söylemesem mi ama söylemek istiyorum. Buyurun efendim, Teknofest mikrofonları her şeyi açıklar. Söylemek istiyorum. Bugün burada Roketsan'ın alanındayız. Bir gece, çok geceler öğrencilerimizle beraberdik. Bir gece vakti ziyaret ettim onları. Roketsan'ın verdiği kitap üzerinde de çalışıyorlar bir taraftan. Konuları anlamaya çabalıyorlar. Bazen birlikte de çalıştığımız oldu anlamadıkları noktalarda. Bu ara Roketsan Genel Müdürümüzü aradım. Biraz da moralleri bozuk, istedikleri gibi gitmedi iş. Roketsan Genel Müdürümüz gecenin bir vakti, tam saatini hatırlamıyorum ama o gece 22'den sonraydı. Sonra mikrofonu açtım, dedim ki bu gençlere moral vermemiz lazım. Roketsan Genel Müdürümüz bile bu çocuklara o saatte telefonla arayıp eğer dereceye girerseniz de ondan sonra yanımıza gelin dedi. Ne yazık ki bu sene olmadı. Her şeyi çok güzel başardılar ama yarışma dışı atış yapabildiler. Eminim ki seneye Yaren ve takım arkadaşları o başarıyı da yakalayıp Roketsan Genel Müdürümüze verdikleri sözü de buradan Roketsan Genel Müdürümüzü de almış olalım. Gerçekten Türkiye'de herkes ortak geleceğimiz olan bu gençlere inanıyor ve onları daha iyiye ulaşmak için her türlü teşviği sağlıyor. Buradan da onu ifade etmiş olmak isterim. Çok teşekkür ederim. Yaren'e de teşekkür ediyorum. Şimdi takımın diğer kahramanlarının yanına gidiyoruz. Evet, İsmet, seni bir tanıyalım. Nereden geldin? Bartın Üniversitesi'ndeki yolculuğun ve roket yarışmasına nasıl katıldın? Biraz anlatabilir misin? Bartın Üniversitesi'ni ilk kazandığımda gerçekten karmaşık duygular içerisindeyim. Çünkü Ankara'dayım. Ankara'dan yine ailemden uzak bir şekilde. Daha tercihlerimin çoğu Ankara içindeydi, öyle diyebilirim. Bartın'a geldim. Bölüme arkadaşlarımla tanıştım. Proje pazarında özellikle yine Yaren'e değindi ama proje pazarında bu pazarı çok mühim, bakın. Yaren de ilk aşık o proje pazarı 7-8 Kasım'da. Teknofest vari bir proje pazarı yapıyoruz. Bütün aslında o aşk orada başlıyor. Proje bu sene de 7-8 Kasım'da. Bunu bir kez daha duyurmak istiyorum. 11 Ekim'e kadar başvurularımız devam ediyor. Lütfen oraya başvursun. Kameralarımıza doğru değerli rektörüm. Bartın Üniversitesi 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı. Malezya'dan Özbekistan'a, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e kadar üniversitelerden de katılımların olacağı Bari Ar-Ge 7. Ar-Ge Uluslararası Proje Pazarı. O proje pazarında Türkiye'nin bütün illerinden, liseden üniversite sonrasına kadar benim de bir fikrim var diyen herkesi proje pazarımıza davet ediyoruz. Orada birbirinden öğrenecekler. Mottolarımızdan bir tanesi, üniversitemizin mottoları var. Tribünde değil, odağında ol. Bugün bu çocuklar tribünde değiller, odağındalar, sahadalar. Proje yapıyorlar, roket yapıyorlar, İHA yapıyorlar, elektrikli araç yapıyorlar. Bir tanesi de üreten üniversite. Yani üreten üniversite olmak. Bu çocuklar üretiyorlar. Ve bilgi üretim süreçlerine. Onun Bartın 7-8 Kasım'da tam bir proje sahanağı, prototipler sergileri olacak, belki roket atışları olacak, elektrikli araçları nasıl yapıldığını görecek öğrencilerimiz ve o aşk ilk kıvılcım orada başlıyor. Bakın iki tane öğrencimiz ilk o proje pazarıyla başladı bu hikaye, bu aşk hikayesi. Evet, proje pazarından Barı roket takımına. Aynen öyle. Dediğim gibi proje pazarında roket yarışması için roketler, takımların roketleri tanıtılıyor, orada gösteriliyor, sergileniyor. Onun dışında savaşan İHA takımları var.
Onlar da aynı şekilde sergileniyor. Elektrikli araç, otonom araç, engelsiz yaşam kategorisinde yarışan arkadaşlarımızın projeleri sergileniyor. Benim ilgimi çeken roket oldu. Daha sonrasında ilettim kendilerine, kendileri de sağ olsun beni de aralarından kabul ettiler. İki senedir beraber çalışıyoruz, birinci sınıftan beri. Şu an üçüncü sınıfım. Daha da ileriye belki bana aktaracak, ben benden sonrakine aktaracağım. Bu nesil devam ettirmek istiyoruz. İsmet, roketi seçtim dedin. Okul dışında rokete olan ilgin nedir? Hangi dokümanları takip ediyorsun veya da videoları izliyor musun? Kesinlikle ben özellikle havacılıkla ilgileniyordum. Direkt bu İHA ve roket takımımızın bir üst şeyi olan Bartın Uzay ve Havacılık Kulübü'nün üyeliğini oldum. Daha sonra oradan roket seçimini yaptım. Gerçekten çok ilk geldiğimde tarif edilmez bir duyguydu. İsmet, rejimiz diyor ki İsmet biraz nefes alsın, çok heyecanlı. Evet, onlar çok heyecanlı çünkü o heyecanlarıyla bizi daha ileriye taşıyacaklar. Evet, şu an roketimizi attık. Arkadaşlarımız bir yandan kurtarmada. Bir onlardan haber bekliyoruz. Acaba ne yaptılar? Bir yandan onları merak ediyoruz. Biz bir yandan burada röportaj yapıyoruz, konuşuyoruz. Gerçekten tarif edilmez bir duygu bizim için. Buralara geleceğimizi asla tahmin etmezdik ama bunun için çok çalıştık ve şu an buradayız. Peki, demin kaptanımıza sordum, roket yapmak için ne gerekir dedim. O disipli, disiplin dedi, özveri dedi. Peki, Teknofest deyince aklına gelen ilk cümle? Roket, kesinlikle. Logoda kesinlikle roket. Roket diyorsun Teknofest deyince. Teknofest deyince akla ilk gelen şey kesinlikle roket. Son olarak hayalin nedir, hedefin nedir İsmet? Hayalim bu alanda devam etmek. Roket olsun ya da diğer havacılık birimleri olsun. İleride çalışma hayatında da bu alanları kendime atmak, daha büyük projelere dahil olmak, daha büyük bir ailelerin, havacılık ailelerinin bir parçası olmak benim en büyük hayalim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şöyle yaklaşacağım. Hemen Muhammed, seni sağ ettik, sol ettik. Evet, nihayet sana ulaşabildim. Seni tanıyalım Muhammed'ciğim. Öncelikle ben Teknofest'e daha önceden katılmıştım, üniversiteye hiç gelmeden önce. Bartın Üniversitesi'ne gelir gelmez Havacılık ve Uzay Kulübü dikkatimi çekti. Başvuru formunu doldurayım dedim. Oraya Teknofest'e daha önce katıldığımı ve bir projemin olduğunu söyledim. Görme engelleri için asistan gözlük projem. Sağ olsun kulüp başkanı hemen akşam beni aradı, formu okumuş. Seni aramızda görmek istiyoruz dedi. Takıma girdiğimde takımda herkesin gözünde bir ışıltı vardı. Bilim ve merak, teknoloji ışığı, teknoloji aşkının bir göz ışıltısıydı bu. O gözlerinden onu anladım. Şu an gözümüzde ışıltı var ama ekstra morluk da var, görüyorsunuz. İnanılmaz bir yorgunuz. Haftalarca uyumadık, aylarca uyumadık. Gerçekten çok çalıştık. Buradan arkadaşlarımıza, bu işe merak salan arkadaşlarımıza da şunu demek istiyorum. Gerçekten her şey çalışarak oluyor. Çok çalışmanız lazım. Tabii ki maddi destek de ben projemin olduğunu söylediğimde daha önceden lisemde çok fazla maddi destek alamadığım için nasıl yapacağım diye kaygılanmıştım. Üniversitemiz karşıladı hepsini. Rokette de aynı şekilde karşılıyor. Çok güzel bir cümle kullandın. Evet. Çok çalışmak gerekiyor diye. Yani. Uykusuz kalmak evet. gerekiyor. Çünkü hiçbir şey hazır gelmez. Evet. Hiçbir şey hazır gelmez. Ve büyük başarılar istiyorsak, ileriye gitmek istiyorsak çok çalışmak gerekiyor. Ben her zaman dün de canlı yayında dedim. Uykusuz geceler. Evet. Güneş altında montajlar, 8 ay, 1 yıl emek. Bu niçin? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ileriye artık dünyada milli savunmada, teknolojide, eğitimde söz sahibi olabilmesi için. Kesinlikle. Ve bunu da sizler yapıyorsunuz. Evet, şimdi rejimin bir sorusu var. Onu soracağım size özellikle. Tabii ki, buyurun. Bir roketçide olması gereken en önemli özellik. Şimdi İHA var veyahut da işte insan sualtı var ama roketçide olmazsa olmaz özellik ne olmalı? Öncelikle sadece roket değil, bütün ama bütün bilim dallarında bu göz ışıltısı, o gözünde o merak aşkı olacak, o kesinlikle. Ondan sonra roket özelinde söylemem gerekirse ciddi şekilde gerçekten matematik, fizik bilmek gerekiyor. Biz onları çok bilemesek de hazır programlarla çok şekilde sağladık. Onun dışında elektronik bilmeleri gerekiyor. Elektronik haberleşme sistemlerini bilmeleri lazım. Yazılım dillerine hakim olmaları lazım. C ve C++ gibi diller öğrenebilirler. Daha yeni nesil Python'da öğrenebilirler. Bunları bilmek gerekiyor. Şimdi ben çok ön plana gidiyorum. Şöyle tutayım biraz dedim. Muhammed'ciğim geldin.
Bartın'a geldin, direkt Uzay Havacılık Kulübü'nü gördün. Roket şu an yarıştasın. Okulun ilk haftası. İlk haftasın, yarıştasın. Ve geldin, montaj alanını gördün, atış alanını gördün, rampayı gördün. Neler hissediyorsun canlı yayında bizi izleyenler için? Yani öncelikle çok heyecanlandım buraya gelince. Gayet güzel bir ortam. Beklediğimden çok çok iyi. Gerçekten çok yüksek teknolojiler kullanılıyor. Gayet iyi bir ortam. Bize de çok iyi ağırladılar bizi de. Gerek konaklama, ulaşım her şekilde üniversitemizde destek oldu. Roketsan da çok destek oldu. Gayet iyi hissettim. Şu an roketimiz fırlatıldığında ben hislerimi söylemek istiyorum. Açıkçası hesaplamıştık her şeyi ama bu kadar iyi performans beklemiyorduk. Gerçekten çok iyi performans oldu. Çok güzel oldu. Roketimiz tabiri caizse jilet gibi pürüzsüz uçtu. Paraşütleri açtı. Gayet hoş oldu. Çok sevindik arkadaşlarımızla. Çok güzel oldu. Muhammed, demin rektörüme sordum ama bir yarışmacısın. Teknofest'in içindesin ve bir üniversite öğrencisisin. Teknofest'i anlat deseler, şu an canlı yayında bizi izleyenler, Teknofest sadece Türk yıldızlarının, Solo Türk'ün uçuş gösterileri olduğu, Atak helikopterinin uçuş gösterilerinin olduğunu sananlar için, bilenler için diyorum ki onlar var. Ama Teknofest'i bir yarışmacı olarak, bir üniversite öğrencisi olarak anlatmanı istesem nasıl anlatırdın? Öncelikle Teknofest sadece bunlar çok büyük şeyler fakat bunlardan ibaret değil. Kendim bizzat az önce bahsettiğim gibi engelsiz yaşam teknoloji takımında İsmet arkadaşım ve Yarın arkadaşımla birlikte katıldık oraya. Asistan gözlük projesiyle. Bu bir yapay zeka projesiydi. Yapay zeka alanında katılabilirsiniz. Biyoloji alanında katılabilirsiniz. Aklınıza gelen her alanda Teknofest'e katılabilirsiniz. Teknofest bunun için teşvik, imkan veriyor. Alan sağlıyor. Yarışma, rekabet ortamı bu bizi çok teşvik ediyor. Takım arkadaşlara network sağlıyor. Bize çok ciddi, burada herkesle tanışabiliyoruz. Bunlar çok ciddi. Bir çatı Teknofest, Türkiye'de bilim için bir şeyler yapılması için çatılar gerekiyor. Teknofest bunlardan şu an en büyüğü denilebilir. İstiyoruz ki çok daha fazla çatılar olsun, çok daha fazla bilimle ilgili alanlar olsun. Biz farklı yarışmalara da katılalım, Teknofest'e de katılalım. Onlar da rekabet etsin, çok güzel bir ortam olsun. Türkiye böyle geçeceğini. Zaten Teknofest roket yarışlarından mesela veyahut da Hyperloop'tan takımlarımız yurt dışında, Hyperloop'tan Avrupa'da, Münih'te birincilik, ikincilik, üçüncülük aldılar. Yani ilk üç derece Türk takımlarıydı. Amerika'da roket yarışlarında dünyanın en büyük roket yarışında IREX'e Türk takımı şampiyon oldu geçen sene. Artık sadece Teknofest Türkiye çapında değil, uluslararası hatta Teknofest'e çıkan yarışmacılarımız dünya çapında o kategorilerde şampiyon oluyor. Buraya gelirken arkadaşlarımız önce biraz üzülmüşlerdi, bugün çok sevinçliler. Ama şöyle bir karar aldılar, demin dediğiniz gibi muhtemelen Amerika'daki o IREX yarışmasına. Hocam biz oraya katılacağız, şimdiden hazırlıklarını yapıyoruz dediler. TÜBİTAK'ın destekleri de burada çok önemli. Sanayi Teknoloji Bakanlığımız bu anlamda çok önemli. Biraz önce atış alanına gittim. Atış alanında da bana Roketsan'ın sağ sorumlusu Burhan Bey gezdirdi oradaki arkadaşlarla. Orada daha yakından gördüm. Hakikaten burada çok büyük bir organizasyon. Sadece şu organizasyonun yapılabilmesi bile çok büyük, iş güvenliğinden diğer teknolojik sistemlere kadar atış alanında uluslararası tüm standartların çok üstünde standartlarla bu yarışlar düzenleniyor. Yakından görünce daha fazla hissediyorsunuz. Yani gerçekten Türkiye böyle devam ettiği sürece doğru yolda, çok hızla ilerleyecek. Bu çocuklarla beraber çok daha ileri noktalara gideceğiz. Çok teşekkür ederim. Son iki arkadaşım, onları da hemen yanıma alacağım. Rani ve Şeda. Hemen hızlıca sizlerden de bir iki cümle alacağım. Hem ulaştırma. Bayağı bir sorumluluğunuz var o zaman. Şeda Hanım, bir anlatmanızı isteyeceğim. İsmim Şeda Kaltakran. Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisiyim. Ben de bu sene Bartın Üniversitesi'ne katıldım. Yaklaşık 3-4 ay önce de takımın danışmanlığını devraldım. Arkadaşlara elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık, maddi manevi. Üniversitemiz rektörümüz de. Arkadaşlarımız da gece gündüz çalıştılar. Dün hatta biz montaj yapılacağı gün gece geldik buraya. Montaj alanına gidene kadar uyumadılar. Takım olarak çok çalıştılar. Ben şahidim de. Ben en azından 3-4 aylık süreç içinde buna dahil oldum. Bu süreçte ben yani kefilim, eminim. Çok çalıştılar. Çok emek verdiler. Dün bir aksilik yaşadık haberleşme sistemimizde. Avionics'e bir sorun oldu. Ona kadar bütün 4 etiketimizi zaten almıştık. Onu da alsaydık. Bugün daha uçuşumuz zaten çok güzel geçti. Daha güzel bir şey amaçlamıştık ama bugün uçuşumuzu gördük. Paraşütümüz açıldı. Roketimiz kurtarıldı. Mutluyuz yani. Şöyle daha hocam, bir araştırma görevlisiniz. Demin arkadaşıma sordum. Aynı soruları size de sormak istiyorum. Birincisi, bir roketçi de
olması gereken olmazsa olmaz nedir? Roketi de yani tabii ki azim, istek, çalışmak. Gece gündüz arkadaşlarımız dediğim gibi montaj alanına gidene kadar uyumadılar gece. Ondan önceki ta ki son bir haftada gece gündüz çalıştılar. Ben şahit oldum, gittim ziyaret ettim. Herhalde Fuzuli'nin zannediyorum her ne var aşkmış bu alemde. İlim dahi kıylukalemiş ancak diyor. Herhalde önce aşk lazım. Montaj alanına yani uykusuz gittiler diyebilirim. Ama emeklerinin karşılığını aldılar bence dünkü hatamızı. Ya onu ben hata olarak değil, bir deneyimdir hocam diyoruz. Ki şu an burada roketi attılar. Yani şunun altını çiziyorum. 824 takım 5000 üzerinde yarışmacıyı eleyerek 80 takım 918 yarışmacı arasına geldiler. Ve bu öğrencilerimiz başardı. Sizin sayenizde, emeklerinizle. Ben yeni dahil oldum yani. Ama onların daha önceden kaç yıllık emekleri var. Ben daha yeniyim. Yeni dahil oldum. Onların emeği çok. Diğer takımımız da şu an Adana'da İHA yarışmasına gittiler. Ben buradan inşallah diğer takımın yanına geçeceğim. Onlar da bekliyorlar. Bu, bu vesileyle şimdi Japonya'da bilmiyorum belki izliyordur bizi. Önceki danışmanımız Bilal Kurşuncu hocamız, doçent. Bu sene Japonya'da Abid Ustaoğlu'yla birlikte doçent elektrikli araç takımının danışmanı oydu. Bilal Kurşuncu da bunların danışmanıydı. Buradan onlara da selam edelim. Artık bayrak teslimi gibi olmuş. Evet. Hemen Rani Bey'i de yanıma alacağım çünkü Payasam takımı bekliyor. Onları da böyle coşkuyla içeri alacağız. Onlar da bugün atış yaptı. Efendim siz tanıyalım. Ben Rani Almutlak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Elektrik Elektronik Mühendislik okuyorum. Bitirdim derslerimi inşallah. Yani bu yıl mezun olacağım. Hangi inşallah. Ülkeden geliyoruz Rani? Ben Suriyeli ama çift vatandaş. Evet. Çift vatandaş. Evet. Peki İstanbul Teknik Üniversitesi Bağırsın'da nasıl yollarınız çakıştı? Nasıl bir araya geldiniz? Valla arkadaşlar ilan yaptılar. Onlar BCB tasarımcı ihtiyacı var. Geldim. Çalıştık yani 3 yıl falan çalıştık birlikte online. Bu yıl ilk defa yüz yüze tanıdık ve İyi yani biz aile yani beni diyor biz sizin aile, senin gariban değilsin, burada hepimiz seni destekleyeceğiz ve bu neden bunlara gerçekten çok mutluyum ve onları çok seviyorum, onlar gerçekten benim aile ve çalıştık burada çok yani uygun bir alanda çalıştık, gece gündüz çalıştık, çok şeyler öğrendik, çok şeyler kazandık, gurur hissediyoruz, bu benim aile yani. Bu Barin takım aile, profesör burada yani babam gibi gerçekten. Bize çok destekledi, gerçekten çok destekledi. Yani onu görünce çok iyi hissediyorum. Bize çok umut verdi, çok şeyler verdi, çok destekledi, çok bilgi verdi. Ve bize çok moral çok yükseldi. Yani bu gerçekten Allah, yani Allah'ın da onu çok teşekkür ediyorum. Ve herkese teşekkür ediyorum. Onlar bizim aile. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Bartın Üniversitesi'ni uğurlamadan önce rektörümüzün son bir cümlesi var. Bu teşekkürü yapmadan olmaz. Gerçekten bu işin arkasında görünen arkadaşlar var. Kurtarmaya giden arkadaşlar var. Onlar ekrana çıkamadılar. Ama bir de bu çocuklara sürekli destek veren, başta Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Beyefendi'ye, Bartın'a her geldiğinde bu takımlara gelip moral veren, Bartın Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz Beyefendi'ye ve Bartın ilinde Sayın Doktor Nurtaç Arslan Sayın Valimize gerçekten her sıkıştığımızda, her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olan Sayın Valimize buradan da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aslında bütün bu desteklerle birlikte hepsi oluyor. Evet, ön planda şimdi bu arkadaşlarımız var, olmayanlar var. Bütün bunların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu organizasyondan dolayı da Teknofest organizasyonunu yapan T3 Vakfı'na, T3 Roket Sanayi'ne ve diğer tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi Sayın Rektörümüz ve Baru Roket takımını uğurluyoruz hemen.